Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sadece iki malzeme ile lavaş böreği yapacağız. Yani lavaşla tava böreği diyebilirim. Özellikle bu tarifim öğrencilere gelsin. Altını bolca tereyağı ile yağladım. Katı yağıyla da yağlayabilirsiniz, hiç fark etmez. Bir tane lavaşı tavanın içine oturtturdum. Üzerine kaşarları diziyorum. Şöyle araları hemen hemen bir parmak boşluk kalsın. Bu sefer piştiğinde çok fazlasıyla taşacaktır. Üzerine tekrar lavaşla kapatıyorum. Ocağın altını yakacağım. Ben böyle krep tava kullandım ama illa böyle olmasına gerek yok. Uygun bir tavada yapabilirsiniz. Ocağı alabildiğiniz en kısa alın. Bir 5 dakika boyunca kapağı kapalı bir şekilde pişireceğim. 5 dakikadır hiç dokunmuyordum. Bir bakacağım. Kızarmış. Çok rahatlıkla çevirebilirsiniz. Kaşarları da erimeye başlamış. Altına sürmeyi unuttum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika daha kısık ateşte pişireceğim. Sakın altını yüksek ayarı açmayın. Her zaman en kısıkta, alabildiğiniz en kısıkta pişirin. Hem lavaşlar yavaş yavaş içi de pişsin, hem kaşarlar da erisin. Hemen tekrardan bakıyorum. Gördüğünüz gibi kabarmış. Altı da kızarmış artık. Gördüğünüz gibi gayet güzel kaşarı da erimiş. Artık altını kapatıyorum. Servis tabağını alıyorum. Şimdi dilimleyeceğim. Sizlere de göstereceğim. Çekimden dolayı birazcık bekledi. Ona dolayı doğru kesmekte biraz zorlandım ama çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Sadece bir 5-10 dakikada yapabileceğiniz bir börek oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.